sana kötü dese de eller. Bana vız gelir söylenenler. Seni ben kalbime yazmışım. Ne yapsalar hiç silemezler. Seni ben ömrüme yazmışım. Ne yapsalar hiç silemezler. Öyle bir yerdesin ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle deli sevmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Öyle bir yerdesin ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle deli sevmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Her an senin adın, kalbimde her an senin sevgin. Feda olsun sana bu canım. Gülüm seni hep seveceğim. Feda olsun sana bu canım. Gülüm seni hep seveceğim. Öyle bir yerdesin ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle deli sevmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Öyle bir yer ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle deli sevmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Biliyorum gülüm, biliyorum. Şu an uzaktasın benden. Bir bilsen, ah bir bilsen, nasıl dayanır bu ten. Kazımışım, kazımışım bu gönlüme seni. Vazgeçmem, vazgeçmem mümkün değil, mümkün değil. Seni bu yürekten almaya kimin gücü yeterse gelsin. Sen ki bu yürekte ta derinlerdesin. Seni öyle candan, seni öyle yürekten, seni öyle kalpten sevmişim ki sen benimsin, sen benimsin. Bana özel. Öyle bir yerdesin ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle deli sevmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Öyle bir yerdesin ki bunu sen bile bilemezsin. Seni öyle
bilmişim ki sen benimsin, bana özelsin. Vay! Vay 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 vay. 10 numara. Efendim, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir hafta aradan sonra yine Doyumsuz Türküler programımızda sizlerin karşısındayız. Siz sevgili seyircilerimiz, ekran başı Ekin TV ekranlarına efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şöyle bir serini bir sil Osak. Yoruldu mu? Maalesef yorulmadım ama maalesef havalar ısındı malum. O yüzden ister istemez ışıklar, tabii ki stüdyomuzda kalabalık olunca ister istemez terliyoruz. Bu konuda alın teri var mı halinde? Alın teri var mı halinde? Bak! Sen de gör. Görüyorsun, terimizi siliyoruz yani. Başında söylemek istediğin ya da teşekkür etmek istediğin birileri var mı? Hemen al elimden. Efendim, ben bekar bir insanım ama benim bugün bir çocuğum oldu. Bunu açıklamak istiyorum. Herkese göstermek istiyorum. Yani bu albüm benim çocuğum gibi oldu. İlk albümüm. Bu yüzden de çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten uzun yıllarda yapmak istediğim bir işti. Normalde ticaretle uğraşan bir insanım ama benim için bir albüm yapmak, gerçekten insanların karşısına çıkmak en büyük hayalimdi. Bunu da bugün gerçekleştirdiğim için bundan da mutluluk duyuyorum. Bu arada yine aramızda çok renkli konuklarımız var. Gerçekten davet ettiğim insanlar oldu. Hakikaten tam net olarak göremiyorum ama herkese çok teşekkür ediyorum. Burada beni yalnız bırakmadığınız için. Şu anda hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşıyorum. Neden derseniz, çünkü burada kendi ailemden, babam burada. Annem, akrabalarım geleceklerdi Balıkesir'den, Soma'dan. Fakat şu an annemin rahatsızlığından dolayı, annem şu an hastanede olduğu için bilmiyorum beni izliyor mu izleyemiyorum ama böyle bir hüzün yaşıyorum ama tabii ki acil şifalar diliyoruz ona da. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah acil şifalar versin diyorum kendisine. Tabii ki yani hastalıkla, sağırlıkla her şey insanlar için. Sonuçta ölümde kalım da olur ama her şey insanlar için olduğu için sonuçta biz burada bir iş yapıyoruz. Tabii ki sizlerin karşısına çıkmak zorundayız. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Bizi Ardahan'a, yurt içi, yurt dışı, bütün gurbetçilerimiz olmak üzere herkese sonsuz sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum buradan.